Şimdi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de siyasi partiler aileleri sayın seyirciler, aile üyelerini böyle kalabalık aileleri, aşiretleri ya da nüfuzu geniş olan aileleri, üyelerini aday gösteriyorlar. Hatta bazılarına teklifte bulunuyorlar. Lütfen gelin bizim partimizden aday olun diye. Ee, öyle ki o illerden birisi Şırnak oldu sayın seyirciler. Yani o Şırnak'ta. Aynı aileden 4 kişi. Evet, aynı aileden 4 kişi. Hep farklı partilerden, 4 farklı partiden aday gösterildi. AK Parti'den, CHP'den, İyi Parti'den aday olanlar var. Aynı aile oysa. Alparslan Türkeş'in e, çocukları da e, mesela Tuğrul Bey AK Parti'den, Tuğrul Türkeş AK Parti'den aday olurken Ayüce Ay Türkeş e, İyi Parti'den milletvekili adayı oldu kardeşler ve farklı siyasi partide birbirleriyle mücadele edecekler. Partilerin aday listelerinde ilginç ayrıntılar var. Listelere Şırnaklı Tatar ailesi damga vurdu. Aynı aileden dört kişi dört farklı partiden aday oldu. Aslan Tatar Ak Parti, Halil Tatar MHP, Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi, Mahmut Tatar ise Zafer Partisinden listeye girdi. Siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak. Yıllarca siyasetin içinde olan Ensarioğlu oğlu ailesi bu dönemde listelere girdi. Baba oğul İyi Parti'den aday gösterildi. Genel başkanımız gayet sakin bir şekilde cevabını da verdi. Salim Ensarioğlu oğlu İstanbul'dan, oğlu Vecdin Ensarioğlu Diyarbakır'dan aday oldu. Kuzenleri Galip Ensari oğluysa AK Parti adayı olarak Diyarbakır'dan listeye girdi. Biz bundan istifade ederiz. Türkiye ailesi de mecliste iki isimle temsil edilecek. Tuğrul Türkeş AK Parti'den Ankara adayı olurken kardeşi Ay Yüce Türkeş İyi Parti adayı olarak Adana'dan liste başı oldu. Baş beni çok severdi. Türkiye İşçi Partisi'nin aday listesi de dikkat çekti. Oyuncu Mehmet Aslan Tuğ Muğla'dan, gazeteci İrfan Değirmenci İzmir'den aday gösterildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.